Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Garmin'le alakalı arkadaşlar biliyorsunuz birçok şeyi anlattım aslında. Daha doğrusu bildiğim birçok şeyi anlattım. Ama kalan son bir kısım var arkadaşlar. Ya da yetiştiği kadar anlatacağımız kısım. O da şu alt taraftaki işte Engine, Inset, PFT, CDI, XPDR denilen işte Ident, Timeref, Nearest gibi şu alttaki butonlar arkadaşlar. Şimdi bunları da hemen vakit kaybetmeden anlatmaya başlayayım. Bir video mümkün mertebe sığdırmaya çalışayım. Sığdığı kadar anlatalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabi burada işte göstergelerde en önemli parametrelerden butonlardan birisi Engine. Benim bol bol kullandığım. Engine'e bastığım zaman arkadaşlar ne var? Bir Lean kısmı var, bir sistem kısmı var. Lean'e bastığım zaman arkadaşlar bakın karşımızda Cessna 172'de bu böyle. EGT ve CHD'yi görüyorsunuz. Tabi 4 silindirli olduğu için Cessna 172 onda arkadaşlar 6 tane değil 4 tane geliyor. Bu 182T'ye ait olduğu için bunu 6 tane silindire geliyor. Şimdi buradaki arkadaşlar sıcaklıkların biz Cessna 172'de mesela 200 ile 500 Fahrenheit arasında olmasını istiyoruz. Yani şu beyaz gördüğünüz barların 200 ile 500 Fahrenheit arasını göstermesini istiyoruz. EGT'de ise 1250 ile 1650 arasında olması gerekiyor. Burada arkadaşlar gerek uçuş sırasında gerek checklistlerde zaten bunun kontrolü var. Dolayısıyla bakın line tıkladıktan sonra silindir select var bakın burada. Tıklayarak bakınız görüyor musunuz? 3. silindir. 4. silindir, 5. silindir, 6. silindir. Bu 182T olduğu için 6 silindirli motora sahip. 172'lerde 4 silindir var. Bakın 4 silindirli arkadaşlar 6 silindir neyse tek tek gezip her birinin sıcaklığını tek tek görüyoruz arkadaşlar. Yani 5 numaralı EGT, 5 numaralı CHD. Ne alemde? Bunu görüyoruz. İstediğimiz limitler dahilinde bunu check ediyoruz. Ben uçuş sırasında ara ara aklıma geldikçe en az 3-5 sefer bir uçuş tamamlanana kadar bakıp evet ne alemdeyiz motorda herhangi bir problem var mı diye bunu mesela kontrol ediyorum. Örneğin arkadaşlar. Sonrasında işte burada back diyelim mesela. Tekrardan engine, lean değil de system diyelim. Sistemde arkadaşlar göründüğü üzere işte fuel flow galon per hour gösteriyor. Kullanılan galon ne kadar kaç galon kullanıldı. Amerikan sistem malum Cessna Amerikan malı. Dolayısıyla da kaç galon yakıt kullandı. Kaç galon yakıt kaldı. Bakın burada 53 galon kalmış. 53 galon dediğine göre 172 için konuşuyorum. 172'de 53 galon demek usable fuel'un tamamı duruyor. Yani şu ana kadar hiç yakıt yakılmamış demektir zaten. Çünkü 56 galon olur. Bunun 3 galonu unusable'dır. Kullanılamaz zaten. O pipe'larda falan motor içerisinde kalandır. Ya da filtre içerisinde strainer'da kalandır. 53 galon ise sizin yakabileceğiniz, kullanabileceğiniz yakıttır arkadaşlar. Onu da buradan görürsünüz, takip edersiniz. Özellikle uçuşlardan sonra kaç galon kaldığını not etmek için bu ekranı arkadaşlar kullanıyoruz. Sonra diyelim ki siz Cessna'ya bir yakıt aldınız ve diyelim ki depo 53 galon yakıtı doldurdunuz. 53 galonla uçtunuz 2 saat. 2 saat sonra sizin karşınıza şöyle bir şey geliyor diyelim ki. 1 saat uçtunuz ya da 2 saat uçtunuz diyelim. 33 galon ya da atıyorum 30 galon yakıt kaldığını gösteriyor Cessna size. Şu şekilde indiniz. İndikten sonra geldi arkadaşlar tekrardan depoyu fullledi arkadaşlar. Depoyu fullledikten sonra galon remaining böyle 30 olarak kalır. Yani sizin aslında 53 galon yakıtınız vardır. Siz uçtunuz, geldiniz 30 gösteriyordu. Depoyu fullediniz. Aslında yeniden 53 olması lazım. Ama burası otomatik olarak 53 olmuyor arkadaşlar. Siz gelip burada diyeceksiniz ki işte SESA'da artı 53 diye bir şey var. Şöyle yaparsanız artı 10, artı 10, işte artı 1, artı 1, artı 1 buradan. Tekrardan 53'e set edeceksiniz. Tabi 182T'nin galon kapasitesi 53 mü yoksa 64 mü yoksa 87 mi bilmiyorum ama 172'lerde 53 galon olduğu için burada artı 10 artı 53 var bir de 64 yerine. 87 zaten hiç yok. Direkt artı 3'e 53'e tıklayıp hani depo full diyorum ben kendim. Daha sonra 53'ten bir dahaki uçuşta 53'ten düşmeye başlıyor. Yani böyle manuel bir sistemi var. Otomatik olarak orada şamandıra var. Fullendi tutsun 53'ü tekrardan göstersin diye bir şeyi maalesef yok arkadaşlar. Eğer siz bunu tekrardan 53'e setlemezseniz yani tutup da ne derler ona? Eksi atıyorum 33'te bırakır, depoyu da fuller. Depo full olmasına rağmen 33'te bırakır da uçmaya başlarsanız sanki 33 galonunuz varmış gibi buradan düşmeye devam eder. Halbuki depoda 33'ten çok daha fazla yakıt vardı. Ve sonra işte atıyorum uyarı verir. İkinci uçuşta işte low fuel diye. En ön shutter'lar çıkmaya başlar vesaire vesaire. O yüzden bu zaten checklist'te de var arkadaşlar. Bunu set etmeyi unutmuyoruz uçuşlardan önce diyeyim. Burası da böyle önemliydi. Başka arkadaşlar engine kısmında önemli kısımları anlattım. Şimdi arkadaşlar inset kısmını göstereyim. Bakın şimdi inset kısmına tıkladığımız zaman bu inset kısmı arkadaşlar şu sağ alt köşede gördüğünüz
Aslında büyüttüğümüzde MFT ekranı, yani MFT de bir PFD gibi, şu ekran gibi kocaman bir ekran ve audio paneldeki bir tuşla beraber biz şu küçük sağ alt köşedeki haritamızı diyeyim artık, o haritayı biz MFT'ye tam boy olarak yansıtabiliyoruz gerçek uçakta. Garmin'de daha doğrusu, gerçek uçakta diyeyim. Bu detayları arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın burada işte gri bir yol var. Diyor ki bu senin uçabileceğin bir pet. Şurada görüyorsunuz turuncu mesela, atıyorum user 013 diyor mesela. Burası bir sizin işte atıyorum waypoint'iniz. İşte artı 050 diyor arkadaşlar. Bu sizin etrafınızda gezen trafikler. Artı 50, artı 12 falan, işte artı 12. Bunlar sizin etrafınızda uçan trafikler. Başka uçaklar. Trafik yani, uçak olabilir. Ne bileyim, balon olabilir. Airliner neyse artık yani. Bir hava aracı diyeyim. Ondan sonra bunları gösteriyor. Şimdi bakın, Inset'e tıkladığım zaman, Inset'te mesela DCLRT denilen şu kısmı görüyor musunuz? Tıkladığımda ne oluyor bakın. Ne gitti? Şu an o gri yollar gitti. Bir daha tıklıyorum. Bakın user pointler tamamı gitti. Sadece trafikler kaldı. Bir daha tıklıyorum arkadaşlar. Bakın havalimanı simgesi gitti. Bir daha tıklıyorum. Hepsi birden geri geldi. Yani istediğiniz modda bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu sadece küçük bir ekran olarak sağ alt köşede durmuyor. Bunu MFT'de büyük bir halde görebiliyorsunuz ki ben öyle kullanıyorum. Çok faydalı. Bayağı faydalı. Özellikle etrafınızdaki trafikleri, özellikle işte çalışma sahalarını, özellikle gittiğiniz ilgili havalimanının varsa çalışma sahalarını, CTR'ını, TMS'ini görmeniz için bu sık sık kullandığımız, benim için çok önemli bir ne derler ona, feature Garmin'deki. O yüzden bir daha bakın gösteriyorum. Tıkladığım zaman veriler gitti. Bir daha tıkladığım zaman bütün user pointler, CTR çizgileri, TMA'ler gitti. Sadece trafikler kaldı. Bir daha tıkladım. Havalimanı gitti. En son tıkladığımda hepsi tekrardan geldi. İstediğiniz modda bunu kullanabilirsiniz. Tabii bunun yanı sıra mesela trafik modunu kaldırdım. Bakın ne oldu? O artı 12'ler, artı 50'ler gitti. Şimdi arkadaşlar bu trafik modunu anlatırken şundan da bahsedelim. Bakınız şu artı 12 demek, şuradaki trafik sizden 1200 feet yüksekte demek. Artı 50 demek, İşte atıyorum sizden 5000 feet yukarıda demek. Yani sonuna 2 sıfır koy. Artı 500, 2 daha koy. 5000 feet senden yukarıda. 1200 feet senden yukarı demek. Eğer senden daha aşağıdaysa uçak, eksi geliyor başına. Eksi 1200 diyor. Senden 1200 feet aşağıda uçan bir trafik sana doğru yaklaşıyor. Ya da senin işte solunda, sağında, güneyinde, kuzeyinde. Diye bunu okuyoruz. Bu konuda da bilginiz olsun. Şimdi trafik bu nokta önemli. Kaldırabilirsiniz, getirebilirsiniz. Ben her zaman için trafik modunu kullanırım. Çok çok önemlidir, özellikle yoğun havalimanlarında. Şimdi topoloji arkadaşlar. Kaldırdığınız zaman bakın oradaki işte topoloji ne? İşte dağ mı, ova mı, bayır mı? Size onu gösteriyor. Bakın mesela şurası bir vadi. İşte şöyle bir yeşil bir vadi. Şu boz taraflar biraz dağ arkadaşlar. Bakın dağların arasında bir vadi. Bu havalimanında bu dağların arasında bir vadinin içinde kalan bir havalimanıymış mesela. Bunu buradan çıkartıp okuyabiliyorum ben. Emin olun çok faydalıdır. Bu moddan hiç çıkartmam. Bunu mutlaka kullanırım. Terrain modu. Terrain modunu alırsanız arkadaşlar topoloji eziyor gibi bir şey oluyor. Bu da işte yükseltilere göre koyu kırmızı, biraz daha işte sarı, yeşil olarak ayırt ediyor size. İşte diyor ki sağında solunda diyor sen çok yakınsın diyor yere diyor. Hani normal airline'larda var ya terrain uyarısıyla yaklaşacak kırmızılaşır, uzaklaşır, sararır vesaire vesaire. Klasik bu mod. Bunu pek kullanmam çünkü topolojiyi kapatıyor. Ben topolojiyi daha çok tercih ediyorum. Tabii tercih yani, bir şey demiyorum. Bakın şunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şunda ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Ne olduğu konuda fikrim yok. Aynı şekilde bunun hakkında çok bilgim yok. O yüzden benim burada aktaracaklarım arkadaşlar bu kadar. Yani off derseniz de komple kapatır. Yani basarsanız da komple gider. Bak gitti. Şu sağ alt tarafı artık bomboş görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi off dediğiniz zaman da insetten komple kapatabilirsiniz. Tıkladığınız zaman da geri geliyor zaten. Neyse ben devam edeyim. Topoloji açık şekilde bırakayım. Şimdi arkadaşlar, şimdi geldiğimiz zaman başka ne var? Inset'te haricinde. Ha, PFD var. Bakın PFD zaten hani bunun Primary Flight Display'miz bizim zaten. Burada anlatıp bu videoyu bitirelim. PFD arkadaşlar bakınız, baktığımız zaman içerisinde default, hani default setting'lere getir. Wind. Şimdi arkadaşlar wind, bakın şurada bir wind, no wind data da yazan bir yer var. Bu yerdeyken aynen bu şekilde durur uçak. No wind data der, böyle durur. Siz uçmaya başladığınız zaman bu işte wind'in nasıl gösterileceğine dair 3 tane opsiyonu var. Ya da komple kapatıp yok edebilirsiniz tabii ki. O ayrı mesele. Ama biz tabii ki bu wind datasını sık sık kullanıyoruz. O yüzden kapatmıyoruz. Şimdi wind option 1 derseniz, şimdi wind'i bileşenlerine ayırıyor. Mesela bir tane şöyle bir ok gösteriyor. Diyor ki işte headwind'in diyor şu kadar. Crosswind'in bu kadar diye iki ayrı ok şeklinde gösterebiliyor.
Ya da bir tane ok gösteriyor, tam böyle atıyorum 60 dereceden getiriyor. 60 dereceden diyor ki işte 17'in at. Onu bileşenden siz ayırmak zorunda kalıyorsunuz. Üçüncü opsiyonu hatırlamıyorum ama üç farklı opsiyonla size o anki windi havadayken size, yani rüzgarı size gösterebiliyor. Bu çok kullanışlı bir şey. Özellikle hava hareketleri falan çalışırken rüzgar neremden geliyor, kaç knot geliyor ya da ben landing yapacağım inerken kaç flaple ineyim diye karar verirken kulenin size söylediği rüzgar bilgisi haricinde burada cross check yapmanızı, kendi pozisyonunuzu ayarlamanızı, taksi yaparken bile ya bu uçak niye hızlanıyor takside diye dediğiniz zaman işte atıyorum bilmiyorum o zaman çalışıyor mu, takside pek dikkat etmedim ama eğer çalışıyorsa size fikir verecektir arkadaşlar. Bu wind datası da böyleydi. Bu videoyu daha fazla uzatmayayım. Burada bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan üzerine devam ediyor olalım. Dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum.